Fokus'un Japonya özel programında tsunami'den 5 yıl sonra Tohoku bölgesinde yaşanan dönüşümü keşfedeceğiz. O dönemde 20 bin hektar tarım alanı kullanılamaz hale geldi. Fakat bugün bilgisayar teknolojisi kullanılarak yeni projeler hayata geçirildi. Onlardan biri Yamamoto'da uygulanıyor. Bu şehir çilekleriyle ünlü bir yer. Burada çalışan kadınlara çilekleri çocuklarınız gibi davranın diyorum. Erkeklere de eşleriniz gibi davranın diyorum. Tadatsugu Hashimoto 40 yıldır çilek üretiyor. Denizin gerçekten siyaha döndüğünü hatırlıyorum. Kesinlikle siyah. Dev tsunami dalgaları bizi vurduğunda her şey karardı. Bu korkunçtu. O dönem bir daha çiftçilik yapmayacağını düşünür. Ancak bölgede başlatılan yeni girişim onun da fikrini değiştirmiş. Her şeyin bittiği noktadan başladık. Hiçbir şey yoktu. Böyle bir serayı tekrar inşa etmemiz yabancı devletlerin yardımları olmadan imkansızdı. Onlara minnettarız. Burada yapılan bütün işlemler bilgisayara aktarılıyor ve oradan kontrol ediliyor. Bu şirket bölgede bilgisayar teknolojisi kullanarak yeni çiftçilik metotlarını uygulayanların tek örneği. Tohoku pirinç üretimi için ülkenin ambarı sayılıyor. Hiroshi Oichi ve oğlu felaketten sonra üretime devam ediyor. Fukushima'daki nükleer kaza en fazla çiftçileri etkiledi. Bölgedeki bütün gıdalar denetleniyor. Ürettiğimiz pirinci düzenli olarak test edilmesi için yetkililere gönderiyorum. Sonrasında ürünlerimin testten geçtiğini ve yabancı maddelerden etkilenmediğini kanıtlayan bir sertifika alıyorum. Test sonuçlarını devletin internet sitesinde görebilirsiniz. Bilimsel temelli bu verileri almak çok önemli. Ayrıca halkı da bilgilendirmiş oluyorsunuz. Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Kurumu'nda Tomoyuki Yukova ve 100 kişilik ekibi tsunami'den sonra yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Araştırma yüksek kaliteli ve düşük maliyetli tarım teknikleri üzerinde yoğunlaşıyor. Çeltik tarlalarından örnekler alıyoruz ve onun besin değerini ölçüp analiz ediyoruz. Buradaki haritada çeltik tarlalarını görüyorsunuz. Kırmızı bölgeler besin değeri yüksek alanları işaret ediyor. Mavi ise daha az besin değeri olan alanı gösteriyor. Çalışmalar sonunda toprağın daha iyi işlenmesinin en etkin yolları bulunuyor. Ekip ayrıca toprağın ihtiyacı olduğu kadar gübreyi dağıtan traktör geliştirdi. Tohoku'da hayata geçirilen teknikler geleneksel çiftçiliği üst seviyelere taşıyor.